Şimdi aslında hem soluklanmak açısından hem de kardeş Azerbaycan'ın yükselen yıldızıyla beraber enerjide kat ettiği yol açısından da özellikle Fatih'in hazırladığı bir bandımız var. Onu bir getirelim ekranlara. Onun üzerine Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ve bölge enerji politikalarını konuşmaya devam edelim. Azerbaycan dünyada ilk petrol üreten devlet olarak bilinmekte. İlk modern petrol kuyuları 1847 yılında Bakü'de kazıldı. Petrolün endüstriyel olarak üretimi 19. yüzyılın ortalarında gerçekleştirildi. 18 Ekim 1991'de bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan'da petrol ve doğalgaza önemli yatırımlar yapıldı. 1994 yılında Asrın Anlaşması ile Azerbaycan'ın petrolü Bakü-Supsa ve Bakü-Novorossiysk boru hattıyla Avrupa'ya taşınmaya başlandı. Bunu Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı izledi. 2000'li yılların başında Azerbaycan doğalgaz üretimi ve ihracatında da önemli projelere imza attı. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ve Güney Gaz 2 koridorunun bir parçası olan Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı, Azerbaycan'ın doğalgaz ihracatında bölgesel aktör konumunu güçlendirdi. Türkiye ve Azerbaycan enerji konusunda büyük bir işbirliği içerisinde. Türkiye ve Azerbaycan sadece ikili ilişkileri ön plana almadı. İki ülke ilişkili üçlü işbirliği modelleriyle genişletildi. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü diyalogları bölgede refah ve istikrara katkı sağladı. 2018 yılında Hazar Denizi'nde hukuki statüde anlaşılması sonrası Türkmenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya ulaşım problemleri ortadan kalktı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın geliştirdiği üçlü işbirliği mekanizmasına Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan diğer ülkeler de göz kırpıyor. Bu anlamda ilk ön plana çıkan ülke ise Türkmenistan. Türkmen doğalgazının Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan'a ve oradan da yılda 30 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz taşıma kapasitesine sahip TANAP üzerinden Anadolu ve Avrupa'ya taşınmasıyla birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Türk devletleri kritik öneme sahip olacak. Dünyada ilk onda gösterilen Türkmen gazı için ön çalışmalar tamamlandı. Hazırlıklar sürüyor. Türkmen doğalgazının batıya nakli ile ilgili daha 1991'den başlayan süreçte ilerleme kaydedilemiyordu. Bu anlamda bir devrim. Türkmen doğalgazının Hazar'ın batısına nakledilmesi açısından bir devrim. Bugün Hazar'ın denizinde kim petrol çıkarırsa, ister Türkmenistan olsun, Kazakistan olsun, Rusya olsun, Azerbaycan'dan kenar hepsi özünün petrolünü məhz Azerbaycan'ın esas ihraç boru kemeriyle Türkiye'ye çatdırmak istiyor. Çünkü komersiya bakımından en celbedici bir lahiyedir. Doğalgaz ve petrol alanında elde edilen kazanımlar ve yürütülen işbirliği yenilenebilir enerjide de kendini göstermeye başladı. Azerbaycan Karabağ'ı yeşil bölge ilan etti. Bu yönde imar planları yapıldı. Bölgede kurulacak yenilenebilir enerjiyle temin edilecek akıllı şehirler projesinde Türkiye tecrübesi ön plana çıkıyor. Hidrokarbon alanında kat ettiğimiz yol ve birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı işbirliğinin yenilenebilir enerji alanına da taşınmasıyla ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Bu bakımdan 2022 yılı kritik öneme sahip.